Merhabalar herkese ben Mehmet Çoban. Bugün 25 Ocak Çarşamba. Kripto para piyasasında son dönemde alışık olmadığınız bir renk hakim bugün. Kırmızı rengin hakim olduğu tabloda Bitcoin ve Ethereum'daki düşüşler dikkat çekici. Özellikle altcoin'lerin lideri Ethereum'da %5'in üzerine kayıp var son 24 saatlik dilim baz alındığı zaman. Bunu temel nedenlerden bir tanesi Bitcoin fiyatının gerilemesiyle beraber Bitcoin dominansının yükselmesi. Biraz sonra bunu detaylı bir şekilde bakacağız. Zira altcoin'lerde de ciddi satışlar var. Bitcoin'de 27.730 dolar seviyelerinden fiyatlar gerçekleşiyor. Bu paritede biliyorsunuz 22.800-23.000 dolar seviyesi bizim için mihenk taşı konumunda aşılması lazım. Üzerine kapanışlar görmemiz lazım. Şu anda %1.43 oranında bir kayıp var. Son 24 saatlik dilim baz zaman. zaman. Ethereum altcoin'e nedir? Asıl buraya bakmak gerekiyor. 1700-1800 dolar bandı önemliydi biliyorsunuz Ethereum dolar paritesinde. Bu bandı geçemeyen bir parite var karşımızda 1553 dolar seviyesinde şu an dakikalar itibariyle. Biraz sonra buna detaylı bir şekilde bakacağız. Onun dışında Solana'da, Dot'ta, Avax'ta, Dogecoin'de, ADA'da ciddi kayıplar var. %5, %7 oranında. Ve Binance Coin'de %4.37, XRP'de %3.26, Litecoin'de %2.90 oranında kayıplar bir miktar daha telere edilebilir. Ancak diğer kripto para birimlerinde dediğimiz gibi %5, %7 oranında kayıplar var. Bugünkü videomuzun konusunu Bitcoin ve Ethereum'un haftalık bazlık grafiğine ayırdık. Bunun dışında Bitcoin dominansında hemen videomuzun başında bakacağız. Bitcoin dominansıyla başlayalım. Bitcoin dominansının günlük grafiği önümüzde açık. Günlük grafikte bizim için önemli bir bölge vardı. 44.08 ve 44.61 seviyeleri Bitcoin dominansı günlük grafikte bu bölgenin üzerine çıktı ve bir tane günlük fazla kapanış yaptı. İkinci günlük kapanışı da yapması 45.37, 47.07 ve 48.44 seviyelerine doğru bir hareketlenmeyi beraberinde getirebilir. Bitcoin dominansının artması dediğim gibi yükselmesi altcoinler için çok da iyi bir sinyal değil. Bu sebeple takip etmekte fayda var. Özellikle Bitcoin fiyatının gerilemesiyle beraber dominans artıyorsa altcoinlerden, altcoinlerden bir sermaye çıkışı olarak yorumlanabilir diyelim ve Bitcoin'in haftalık grafiğine geçelim. Bitcoin dolar paritesinin haftalık bazdaki grafiği önümüze açık. Şimdi haftalık bazdaki grafikte bir düşüş kanalı vardı. Bu düşüş kanalının üzerine çıktı. Ve bu kanalın kırılmasının teyidini biz 21.500 dolar seviyesinin kırılmasıyla alacaktık. Nitekim parite bir tane bu haftalık bazda bu yatay direnç noktasının üzerine kapanış yaptı. Aslında bir nevi bu düşüş kanalı kırıldığını teyidini aldık. Şimdi bu saatten sonra sorulması gereken nokta Bitcoin dolar paritesi de boğa piyasası gelir mi? Boğa piyasasının teknik anlamda gelebilmesi için paritenin 25.000-25.500 dolar bandını yani şu bölgeyi çok sert bir şekilde kırması lazım. Kıramadığı takdirde bu yükselişler tamamen bu düşüşün bir tepki hareketi niteliği şeklinde yorumlanabilir. Bu nokta kırılırsa işte Bitcoin'de yavaş yavaş 30 bin dolarlı seviyelerin ilk aşamada 29-30 bin dolar sonrasında ise 32-33 bin dolar seviyelerinin test edilmesine yönelik yorumlar yapmaya başlayacağız. Şu anki görünüm itibariyle de Bitcoin dolar paritesinde 2800-23 bin dolar bandını kırılıp kırılmayacağına yönelik. Şimdi olası geri çekilmelerde olası geri çekilmelerde. 21.500 dolar seviyesinin altına gelinmemesi son derece önemli, son derece kritik. Çünkü paritede ciddi anlamda hem 4 saatlik periyotta hem de haftalık periyotta teknik anlamda oldukça olumlu sayılabileceğimiz bir görüntü oluşmaya başladı. İşte bu görüntünün devamının gelebilmesi için 21.500 dolar seviyesinin altına gelmemesi lazım bitcoin dolar paritesinin. Yani bu noktaya kadar olan çekil geri çekilmeler. Edilebilir. Ancak bu noktanın altına gelinmesi durumunda işte bitcoin dolar partisi yavaş yavaş 20.500 19.900 ve 19.500 dolar seviyene kadar bir geri çekilme riski var. Ancak şu anki teknik görünüm çok olumsuz bir haber gelmediği sürece bu, bu senaryonun bir miktar gerçekleşme olasılığı düşük olduğunu gösteriyor bize. Bunun dışında indikatörler de aslında Bitcoin dolar paritesinde haftalık bazdaki grafikte bu yükselişi destekler nitelikte. WTBLB indikatöründe yukarı yönlü bir seyir var. Daha doğrusu pozitif yönde bir seyir var. Bu seyirin devamını gelme ihtimali yüksek. Bunun dışında yine haftalık bazdaki grafikte Harsi indikatöründeki pozitif seyir, yukarı yönlü seyir devam ediyor. Pozitif yöndeki sinyal devam ediyor. Sadece iki hafta negatif yönde bir seyir, sinyal üretmiştir. Daha sonra sinyalin gücünü ne kadar kuvvetlendiğini görüyoruz Bitcoin dolar paritesinde. Ve gelelim PMAX indikatörüne. PMAX indikatörünü daha net görmek için çizimleri kaldıralım. PMAX indikatörüne dikkat ederseniz haftalık bazdaki grafikte kırmızı çizgi şu anda e, parite kendileri direnç noktası olarak belirlemiş durumda. Ve 22.847 dolar seviyesini denk geliyor. Bu, bu kırmızı eğrinin geçtiği nokta. Mavi eğrinin geçtiği nokta 19.295 dolar seviyesinde ve 50 haftalık hareketli ortalama. Şimdi 50 haftalık hareketli ortalama yani Bitcoin dolar paritesinin haftalık grafiğinde nasıl tepkiler verildiğini görelim. Parite yaklaşık olarak 11 Mayıs'ta 50 haftalık hareketli ortalamanın üzerine çıktı. 9100 dolarlı seviyelerden ve yükseliş hareketini devam ettirdi. Sadece bir hafta altına sarktı. Altında kapanış yapmadı ancak altında kapanış yaptığı 13 Aralık 2021 haftasından beri Bitcoin dolar paritesinde ciddi anlamda bir düşüş var. Yani sadece Bitcoin dolar paritesi için değil. Haftalık bazda analizi yaptığınız hangi editor mesturmanın e, teknik analizine bakarsanız bakın 50 haftalık hareketli ortalamanın üzerinde kalındığı sürece yükseliş hareketinin devamının geldiğini görüyoruz Şimdi biz ne dedik? 25.000-25.500 dolar bandında Bitcoin dolar partisinin haftalık bazdaki grafiğinde kuvvetli bir direnç noktası olduğunu ve bu direnç noktası kesi geçildiği takdirde yükseliş hareketinin haftalık bazda bu dönüşme ihtimalinin olduğunu belirtmiştik. Şimdi 50 haftalık harekette ortalamaya bakalım. Değeri şu anda 25.000 hatta net bir şekilde gözükmesi için şu şekilde yapalım. 50 haftalık hareketli ortalama şu anda videoyu çektiğimiz dakika itibariyle 25.628 dolar seviyesine denk geliyor. Yani 50 haftalık hareketli ortalamada Bitcoin dolar partisi de bu noktanın 25.000-25.500 dolar bandında olduğunu bir nevi bize teyit ediyor. Özetlersek kişisel satışlara rağmen yani e, daha doğrusu ufak da olsa kar satışlarına rağmen şu anda Bitcoin dolar paritesinin grafiğinde çok büyük bir bozulma yok. Özellikle 21.500 dolar seviyesi üzerinde kaldığı sürece yukarı hareketlerin olmalı salın yüksek olduğunu söyleyebiliriz. 21.500 dolar seviyesi <laughs> altına girilmesi ve altında kapanış yapılması farklı senaryoların hayata geçmesine neden olabilir diyelim ve Ethereum'a geçelim. Şimdi Ethereum'un haftalık grafiğinde oluşan yukarı yönlü bir trend var. Bu trendin de destek noktası yaklaşık olarak bu hafta 1430 dolar seviyelerine denk geliyor. Bu destek noktasından önce ise 1540 dolar seviyesinde bir yatay destek noktası var. Parite dikkat ederseniz bu destek noktasının üzerinde 2 haftadır kalma çabası içerisinde. Bir önceki hafta üstüne kapanış yaptı. İçinde bulunduğumuz haftada şu anda 1554 dolar seviyesinde fiyatlar gerçekleşiyor. Bu destek noktasının üzerine kalmalı. Şimdi Ethereum'da da satışlar olabilir. Ciddi bir yükseliş yaşandı Ethereum dolar paritesinde de. Bu Ethereum dolar paritesinde bu trendin üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Bu da video çektiğimiz kadar itibariyle yaklaşık 1430-1440 dolar bandına denk geliyor. Zaten 1420 dolar seviyesi Ethereum dolar partisi için şu anda önemli bir destek noktasıydı. Daha önceki satışlarda da dikkat edersiniz burada milimetrik bir şekilde çalışan 1420 dolar seviyesi vardı. Şu anda da 1420-1440 dolar bandı diyelim biraz daha genişletelim. Bu bandın üzerinde kaldığı sürece Ethereum'da 2 Ocak tarihinde başlayan yükseliş hareketlerinin yükseliş trendinin devamı ve yukarı yönlü hareketlerin devamı beklenebilir. Ancak biz nasıl Bitcoin, Bitcoin dolar partisinde 25.000-25.500 dolar bandını mihenk taşı olarak belirledik. Şimdi Ethereum dolar paritesinde de bu nokta 1700-1800 dolar bandı. <laughs> bu band aşılırsa Ethereum'da yukarı yönlü hareketlerin yeni bir yükseliş trendine dönüşme ihtimali oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Olası geri çekilmelerde ise 1420-40 dolar bandının altına gelinmesi durumunda 1350 dolar seviyesindeki bir ara destek noktası var. Bu seviyenin altında ise 1255 dolar seviyesi desteği var. Ancak Ethereum'da şüphesiz ki en önemli destek noktası 9 Mart 2020 haftasında başlayan bu trendin destek noktası o da 1233 dolar seviyesine denk geliyor. Ethereum'da 50 haftalık hareketli ortalamaya baktığımız zaman ise 50 haftalık hareketli ortalamanın da 1793 dolar seviyesinde geçtiğini görüyoruz. Az önce Bitcoin dolar partisindeki 50 haftalık hareketli ortalamaya verdiği tepki Ethereum'da da birebir aynı. Yani şu anda 1700-1800 dolar seviyesinin birin bir yükseliş hareketinin biraz da uzun soluklu bir yükseliş hareketi için geçilmesinin şart olduğunu söyleyelim etarında ve bugün analizimizi tamamlayalım. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.